Ankara Gölbaşı'nda şarbon alarmı sürüyor. Yaklaşık 4000 büyükbaş hayvan et ve süt kurumunca Brezilya'dan kurbanlık olarak Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bu çiftliğe getirilmişti. 50'si şarbon nedeniyle telef olmuştu. İşte o ölümler devam ediyor. Yetkililer bölgeyi karantina altına almış durumda. Çiftliğe giden patika yola dahi kireç döküldü. Şarbon nedeniyle karantina altına alınan çiftlik Ahiboz ve Günalan mahallelerinin hemen yakınında bulunuyor. Çevrede yaşayan mahalleliler ise hastalığın hayvanlarına bulaşmasından endişeli. Arefe günü bu işi yapmış olsalardı veya bu iş çıkmış olsaydı bütün bizim sattığımız kurbanlıklar geri cayılırdı. Cayarlardı. Niye? İnsanlar da haklı. Para veriyor, et kesiyor, kurban kesiyor. Tedirginiz tabii canım yani. Bu sıkıntı hep bizim için. Gümrükten nasıl geçmiş bu mallar, şarbonlu mallar? Çevrede besicilikle uğraşan vatandaşlar tedirgin. Çiftliğin çevresindeki mahallelerde 10 binden fazla küçükbaş ve büyükbaş hayvana şarbon aşısı yapıldı. Et ve Süt Kurumu bayramdan önce bölgeye getirilen hayvanların piyasaya sürülmediğini savunuyor. Ancak bu konuda soru işaretleri tam anlamıyla giderilmiş değil. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Bölgede yetkililer gerekli tedbirlerin alındığını, vatandaşların ve bölgedeki çiftçilerin endişe edeceği bir durumun olmadığını kaydetti. Konuyu yakından takip eden Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet durumu ulusal kanala değerlendirdi. Şarbon hayvanlardan insanlara bulaşabilen tehlikeli ve riskli bir hastalıktır. Brezilya'dan yola çıkalı oldukça fazla zaman olmuştur. Şarbon virüsünü alan bir hayvan zaten 3-4 gün içinde ölür. Hastalığın Brezilya menşeli olduğuna ihtimal vermiyorum. Gözet, bölgede vatandaşların korkmaması gerektiğini ve hiçbir veteriner hekimin hastalıklı bir eti piyasaya sunmayacağını belirtti.